Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi yanlarında vitrin mankeni gibi getirip koymak artık kimseyi aldatmıyor. O işler geçti, sözlerini köşesine taşıdı. İsmail Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı: Yeni yıla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin konuşmaktan en çok zevk aldığı iki suni gündemle girdik. Bunların ilki, eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın CHP'de bile artık taraftar bulmayan türban hakkındaki açıklaması oldu. Erdoğan sözlerin sahibinden çok Sağlar eleştiren Kılıçdaroğlu'na yüklendi. CHP'deki türbanlıları vitrin mankeni diye itham etti tıpkı 28 yıl önce başı açık bir mankeni Refah Partisi'ne transfer ettikleri gün kendisini suçlayanlar gibi. Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi 1993 yılında tabanını genişletirken laikleri ürkütmemek adına vitrine başı açık kadın koymaya çabalıyordu. İlk transferi Anaplı Diş Hekimi Filiz Ergün oldu. İkincisi Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatı'nın 10 Aralık 1993'te gerçekleştirdiği İstanbul gecesinde sahneye çıktı. O gece yalnızca siyaset değil, magazin dünyası da sarsıldı. Çünkü konuklar arasında ünlü manken Gülay Pınarbaşı vardı. Pınarbaşı 1990'da Miss Globe Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. Cesur pozlar verdi, iki filmde Şuh Kadını canlandırdı. Sonra her ne olduysa. İstiklal Mahkemesi'nde asılan iskilipli Atıf'ın anlatıldığı Kelebekler Sonsuza Gider adlı filmin başrolünde oynadı. Bu İslamcı filmin sahnelendiği günlerde Refah Partisi'ne katılmaya karar verdi. Pınarbaşı Abdüpekşi Arenedaki geceye başarçık vaziyette katıldı. Kadınlara ayrılan bölümde Filiz Ergün ile yan yana oturdu. Çarşaflı ve türbanlı kadınlar arasında dikkat çekiyorlardı. Pınarbaşı'nın rozetini Ergün takarken ''Tüm salon inançlı kadınlar omuz omuza'' diye slogan atıyordu. Kürsüde Refah Partisi İl Başkanı Erdoğan da vardı. Erdoğan, Gülay Hanım kısa bir selamlama yapacak dedi ve mikrofonu uzattı. Vitrin mankeni partisine çabuk ısınmıştı. Şunları söyledi. Selamun aleyküm muhterem kardeşlerim. Bugün gerçekten çok mutluyum. Refah Partisi üyesi olmaktan şeref duyuyorum. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Müslümanlar birlik olmalı. Allah'ın selameti üzerinize olsun.'' Erdoğan çok mutluydu. Erbakan da salonda işte ordu işte komutan diye karşılanan Erbakan 27 Mart 1994'te İstanbul'u kazanacaklarını ve Ayasofya'yı ibadete açacaklarını söyledi. Bu arada CHP'nin Ümraniye Kadın Komisyonu'nda çarşaflı Zülbiye Kara'nın varlığı fark edildi. Kara ilkokul mezunuydu ve ev katılıydı. Kara'ya göre vitrin mankeni din ticareti için kullanılıyordu. Şöyle dedi Kara, Refah Partisi kadın oylarını arttırmak için Pınarbaşı gibi mankenlerle programını pazarlayarak din ticareti yapıyor. Oysa din, tanrı ile kul arasındadır. Hiçbir partinin ve kişinin tekelinde değildir. Önemli olan giysim değildir, ifade özgürlüğümdür. Erdoğan, sol partilerin üç aday birden göstermesinden yararlanarak 27 Mart 1994'te kılpayı farkla İstanbul'a belediye başkanı seçildi. Pınarbaşı ise örtülmeye karar verdi. Dekolte hallerini yayınlayan gazetelere örtülü fotoğraflarını yolladı. Erbakan'ın kızının düğününe davet edildi. Er ne kadar Refah Partisi'nin vitrininde görünse de aslında Adnan Oktar'ın müridiydi. 1999'da gruba yönelik operasyonda gözaltına alındı bir sanık şunları anlattı. Erbakan kongrede ılımlı görüntü vermek amacıyla bizden mankenlik yapan bacıları istedi. Pınarbaşı gönderildi. Pınarbaşı o günden sonra Adnan Oktar'dan hiç ayrılmadı. 2 yıl önceki operasyonda yeniden gözaltına alındı. Bugün İstanbul'da 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Oktar davasında örgüt üyeliğinden tutuksuz olarak yargılanıyor. Twitter hesabından anlaşılıyor ki Mehdi'sine bağlılığını koruyor. Hesabına sabitlediği tweetinde 28 yıl önce Refah Partisi'ne katıldığı kongrenin görüntüleri var. Vitrin mankeninin yanında Erdoğan duruyor. Pınarbaşı tweetinde şunları yazıyor. Sayın Tayyip Erdoğan'a rahmetli Erbakan'ın talebesi ve neferi olarak bildiğim için. AK Parti'ye, Refah Partisi'nin devamı olarak gördüğüm için bunca yıl destek verdim. Pınarbaşı'nın Refah Partisi'ne katıldığı gün Erbakan'ın vaadi olan Ayasofya'nın ibadete açılması arzusu Erdoğan tarafından hayata geçirildi. Tesadüf bu ya. Erdoğan'ın türbandan sonra konuşmaya en çok sevdiği ikinci suni gündem ise Ayasofya oldu. Sözcünün Ayasofya'nın açılışını geçen yılki 12 önemli gelişmeden biri olarak sunduğu haber iktidar tarafından çarpıtıldı. Bir editoryal hata din düşmanlığına kadar vardırıldı. Erdoğan sözcüğü okumadığını belirterek Kimse para verip almasın dedi. Doğrusu kendileri kaybeder. Yarın bir bakan istifa ettiğinde sözcüden ve birkaç muhalif gazeteden başkası haberi yazamayacağı için olanı biteni vaktinde öğrenemeyebilir.